Merhaba arkadaşlar, ben fizyoterapist Muharrem Özkay. Şişli Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı öğretim görevlisiyim. Bugün sizlere klinik olarak tedavilerde en sık kullandığımız tedavi modalitelerinden bir tanesi olan ultrason hakkında bilgi vereceğim. Ultrason, yüksek ses frekansıyla üretilen ses dalgaları anlamına geliyor. Genellikle tıpta görüntüleme yöntemlerinde biz ultrasonu daha çok duyarız, biliriz ama fizik tedavi modalitesi olarak da kliniklerde en çok kullanılan tedavi cihazlarından bir tanesi ultrason. Ses dalgaları normalde kulağımızın duyduğu frekans aralığı 20-18 bin Hz aralığındadır. Burada kullandığımız cihazda üretilen frekans değerleri 1-3 MHz, yani 1-3 milyon Hz arasında frekansa sahip dalgalar olarak karşımıza çıkmakta. Peki, bu frekans nasıl elde ediliyor? Cihazımızın bir başlığı var. Bu başlıkta kuars kristali mevcut. Kuars kristaline yüksek frekanslı bir akım verildiği zaman kristalde mikro bazda daralmalar ve genişlemeler ve mikro titreşimler meydana geliyor. Bu mikro titreşimler biraz önce bahsettiğimiz 1-3 MHz frekans aralığındaki yüksek frekanslı sesleri çıkarıyor. Peki bu yüksek frekanslı sesler vücutta nasıl bir tedavi etkinliği ortaya çıkarıyor? İsterseniz şimdi buna bakalım. Yüksek frekanslı sesler vücuda absorbe edildikten sonra iki şekilde tedavi etkinliğini ortaya çıkarıyor. Bu yüksek frekansların vücuda verilme şekline göre de bu tedavi etkilerini ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi akımın, yani yüksek frekanslı akımın vücuda sürekli olarak verilmesi, düz uygulama olarak bunu biliyoruz, görüyoruz. Bir diğeri ise bu akımın kesikli olarak verilmesi, buna da kesikli uygulama diyoruz. Bu şekilde düz uygulama veya kesikli uygulamaya göre de vücuttaki tedavi etkinliği ikiye ayrılıyor. Eğer biz yüksek frekanslı akımları vücuda sürekli olarak, yani düz olarak verirsek, vücutta termal etkiler ortaya çıkıyor. Yani vücutta bir takım ısı değişiklikleri, ısıda artma meydana geliyor. Buna bağlı olarak da bazı fizyolojik değişiklikler oluyor. Nedir bu fizyolojik değişiklikler? Konnektif doku dediğimiz proteinden yüksek bağ dokusunda, yani bunlar tendonlar, bağlar, eklem kapsülü gibi kolajen dokularda elastikiyette artış oluyor. Yumuşak dokularda kas spazmlarında azalma oluyor. Dolaşımda artma oluyor. Ve özellikle kronik süreçte, yani hastalığın uzun döneminde ödemde azalma oluyor. Bu şekilde bu fizyolojik etkilere bağlı olarak da tedaviye yönelik ultrason modalitesini uygulamış oluyoruz. Biz eğer ultrason dalgalarını vücuda kesikli olarak verecek olursak da bazı mekanik etkilerinden faydalanıyoruz. Bu ses dalgalarını. Termal etki ortadan kalkıyor ve mekanik etkiler ortaya çıkıyor. Bu mekanik etkiler ne yapıyor? Hücre bazında hücre membran geçirgenliğini artırarak protein sentezini artırıyor. Bu da rejenerasyon sürecini, yani dokuda problem olan dokuda iyileşme sürecini artırmış oluyor. Evet, etkileriyle ilgili bu genel bilgiyi verdikten sonra şimdi gelin cihazımıza biraz yakından bakalım. Cihazımızı açma kapama düğmesinden açtıktan sonra uygulama için ayarlamamız gereken bazı parametreler var. Bu parametrelere bakalım. Tabii ki bir uygulama zamanı bizim temel parametrelerimizden ilk başlangıçta. Ultrason genellikle hem hastalığın sürecine bağlı olarak hem de uygulayacağımız alanın genişliğine bağlı olarak 5-10 dakikalık bir süreç esnasında uygulanıyor. İlk parametreyi, zaman parametresini ayarladıktan sonra ikinci parametreye geçiyoruz, yoğunluk. Bu ses dalgasını ortaya çıkaran gücün ne kadar olduğunu bize söylüyor. Buradaki parametre ayarlama kriterimizde hastalığın süreci, eğer hastalık akut dönemdeyse, yani yeni başlamış dönemdeyse daha düşük yoğunlukta veriyoruz akımı. Ama eğer kronik bir süreçteyse buradaki değerleri biraz daha artırabiliyoruz. Üçüncü parametremiz taşıyıcı frekans. Burada da frekans ayarını yapmamız gerekiyor cihazın. Frekans ayarını yaparken de temel kriterimiz şu. Frekans aralığı azaldıkça vücut dokusundaki absorbe seviyesi artıyor.
Yani biz eğer düşük hertz değerlerinde ses frekanslarını vücuda verirsek daha derin dokularda ısınma elde ediyoruz. Yüksek frekanslarda akım verdiğimiz zaman daha yüzeydeki dokuları tedavi edebiliyoruz. Buna göre yani tedavi edeceğimiz alanın vücuttaki bulunduğu derinliğe göre ayarlamayı yaptıktan sonra son ayarlayacağımız parametre en başta belirttiğimiz yani uygulamanın temelini oluşturan biz eğer uygulamayı termal mi yapacağız yoksa kesikli mi yapacağız bunun kararını verdiğimiz parametre. Burada da düz ya da kesikli uygulamayı seçiyoruz. Daha sonra cihazı başlatarak uygulamaya başlıyoruz. Uygulama esnasında dikkat edeceğimiz bazı hususlar var. Bunlardan birincisi ses dalgalarının vücuda tam absorbe olması için ultrason başlığının tam temas halinde olması. Bunu sağlamak için de arada bir geçişken madde kullanıyoruz. Ultrason jel maddesi kullanıyoruz. Burada şimdi bir ön kolda problem olan bir hasta düşünelim. Ve bu problemli bölgede bir ultrason uygulamasını birlikte yapmış olalım. Jelimizi uygulayacağımız alana dağıttıktan sonra artık uygulama için bölgede hazır hale gelmiş oluyor. Cihazımızı tekrar start tuşuyla başlatıyoruz uygulamaya. Uygulama esnasında başlığın dokuya dik olması yine dikkat etmeniz gereken kriterlerden bir tanesi. Bir diğer kriter uygulama şekli. Ultrason uygulaması dinamik bir uygulama. Bu uygulamayı iki şekilde yapabiliriz. Dairesel hareketlerle ya da longitudinal olarak yani doğrusal hareketlerle yapabiliriz. Uygulama hızı da yine dikkat etmemiz gereken kriterlerden bir tanesi. Bu da 4 santimetre bölü saniye yani saniyede 4 santimetre ilerleyecek kadar bir hıza tekabül etmekte. Bir diğer kriterimiz de basınç. Belirli bir basıncın altında ve üstünde ultrasonik başlığı vücuda temas ettirmek etkinliği azaltacağı için 450-500 gramlık bir basınç etkisiyle uygulama yapıyoruz. Dolayısıyla belirli bir hızda, belirli bir basınçta ve belirli hareketlerle uygulama 5-10 dakika süresince devam ettiriliyor. Tadımlık dersler projesinde bugün size ultrason cihazı hakkında bilgi verdim. Eğer bu meslek sizin gelecekteki kariyer hedefleriniz arasındaysa bu ders ve bundan sonraki dersler için yüz yüze görüşmek dileğiyle hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.